Lisemiz içerisinde çok kıymetli konularımız var idi. Yaşamış olduğumuz son depremde ne yazık ki bunların tamamı enkaz altında kaldı. Şu anda Bakan Bey'le de yapmış olduğumuz görüşmeler neticesindeki lisemizin enkazını en kısa sürede kaldırıp konularımızı da en az hasarla kaldırmayı planlıyoruz. Arsuz cemaatimiz yaklaşık 50 aile kadarız burada. Çok şükür depremden dolayı hiç kimsenin burnu bile kanamadı. Ama ne yazık ki evlerde ağır hasarlar var. Bazıları yıkıldı. Ama kimseye hiçbir şey olmamış olması en büyük tesellimiz. Sabah 4:17 geçe uyandık. Kiliseye geldik ki çökmüş olduğunu gördük. Bütün yani büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Yani tek istemiz bu kilisenin tekrar ayağa kaldırması ve faaliyete geçmesi. Önce deprem başladığında uyandık kızımla beraber, eşim de ve yaşlı annem de yanımdaydı. Tabii biz çıkamadık ikinci katta olduğumuz için. Deprem durduktan sonra ancak inebildik. Merdivenlerin uçtuğunu falan gördük. Durduktan sonra inebildik. En güvenli yerin kilise olduğunu düşünerekten kilisenin bahçesine geldik. Tabii uçtuğunu anlayamadık. Sadece gün aydınlandığında tamamen çöktüğünü anladık. Günün aydınlandığından ne kadar hani enkazın şeyinde olduğunu o an biraz daha farklı. Aslında ciddiyetine vardık olayın. İlk başta sadece Arsuz bölgesinde olduğunu, daha sonra 10 ilde olduğunu öğrendik. O sırada şebekeler de gitti tabii bu arada.